İyi akşamlar diliyorum. 11 Ocak 2018 günlerden Perşembe Erite Televizyonu Ana Haber Bülteni'nde canlı yayınla karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Hemen ayrıntılar diyelim. Değerli izleyenler, bugün sabah saatlerinde Zengen Mahallesi yakınlarında bir trafik kazası yaşandı. Seyir halinde olan tır sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçti ve maalesef tırı kullanan şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Eril yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Adana'dan Ankara yönüne gitmekte olan Yalçın 4 Budak idaresindeki 27 ASP 46 plakalı tır Zengen mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu karşı şeride geçerek şarampolu yuvarlandı. Tırın kabini altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda yüklü olan hayvan yemi yola saçıldı. Büyük çapta maddi hasar alan tır kullanılamaz hale gelirken dört budağın cenazesi yapılan inceleme sonucu Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Meydana gelen kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Meydana gelen kaza hakkındaki görüntüleri geniş olarak ekranlarınıza taşımış olduk değerli izleyenler. Şimdi bir kaza daha yaşandı sabah saatlerinde Konya Aksaray yolu üzerinde ve bu kazada ise biri ağır 3 kişi yaralandı. İşte kameralar tarafından elde edilen o görüntüler. Kaza bugün sabah 10 sıralarında Konya Aksaray yolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mahmut E'nin kullandığı 33 PT 722 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır ile arkadan gelen Mehmet Kemalettin T'nin kullandığı 67 EN 154 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve minibüs savrularak karşı şeritte yol kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra minibüsü kullanan Mehmet Kemalettin T ve minibüste bulunan Nurgül B ile tırı kullanan Mahmut E yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Kemalettin T ile Nurgül B ambulanslar ile kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğreneceğim abi, öğreneceğim. Tamam Mamur abi, tamam. Biz de buradayız, biz de geliyoruz Mamur abi, biz de geliyoruz. Bir müsaade edin bana şimdi.
Son günlerde bu tır kazaları sıkça yaşanmaya başladı. Hatta geçtiğimiz haftada yine Zenge mevkinde bir tır kazası yaşanmıştı ve burada da bir kişi hayatını kaybetmişti. İnşallah önüne geçilir diyelim. Devam ediyoruz. Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in Ereğli'ye bağlı mahallelere yönelik yaptığı ziyaretler devam ediyor. Bu kez Belcaç ve Yıldızlı mahallelerini ziyaret etti. Burada kahve toplantıları yaptı. Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Belediye olarak yapabileceklerini not aldı ve tek tek yapılması için talimat verdi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Belcaç ve Yıldızlı mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini değerlendirerek gerekli talimatları veren Özgüven'e ilgi yoğundu. Samimi sohbet ortamında geçen ziyarette birçok konu ele alındı. Kaçtı? Yaklaşık 4 yıldan beri belediye başkanımızla, arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, sağ olsun Necati Tekemen Bey de bizim meclis üyemiz, o da bize eşlik ediyor bunu. Geldik. Şimdi Büyükşehir yasasıyla birlikte mahalle sayımız 87'ye çıktı. İşte buralar eskiden köyde mahalle oldu. Veya işte diyelim ki Arısama kasabaydı, o da mahalle oldu. Şimdi ilk başta biraz bocaladık ama şu an itibariyle belli bir sisteme oturttuk. Daha da oturacak. Yani ilk etapta belki bu anlamda işte yeni Büyükşehir yasası çok eleştirildi. Elinde suyu gidecek dendi, ne bileyim ne olur dendi. Ama şu da bir gerçek. Büyükşehir yasasıyla birlikte birçok altyapı hizmetleri de geldi. Mesela Ereğli'de kanalizasyonsuz, efendime söyleyeyim, mahalleler vardı, onlar çözüldü. İşte bazı kasabaların su sorunu vardı, onlar çözüldü. Çeşitli şeyler yapılıyor. Dolayısıyla biz de karınca kararınca Yıldızlı'ya da bazı hizmetler yaptık. Gerek Yıldızlı olsun, gerek Durlaz olsun, gerek başka bir yer olsun. Hizmet bitmez, yani talep bitmez. Eğer bir yerde talep veya hizmete bir ihtiyaç yoksa orada hayat yok demektir. Muhtarımız da ilgileniyor, geliyor gidiyor bazı şeyler noktasında. Ufak tefek işte toparlama var, biraz kilitli taş eksiğimiz var. Hani biraz da tamam asfaltı yapıyoruz. Aslında benim köylerde gördüğüm tespitler bunlar. Özellikle Durlaz gibi tabiri caizse bizim Hakçı köylerinde arazi yok. Şimdi buraya asfalt yapsan ne olacak? Ya, tamam asfalt da lazım ama insanlara öncelikle ekmek lazım. İstikbal lazım, gelecek lazım. Onun için bazı yerlerde bu uygulamaları çileyi de o konuda açtım. Yani mesela Durlaz'daki insanların yaptığı tarhana temizdir, bandırma temizdir, köfter temizdir, hile yoktur, hurda yoktur. Yani bunları değerlendirmek lazım. Yani sen düşün adam Ankara'daki rafta organik diye 90 liraya satıyor kilosu. Şimdi daha da devam edecek yine Büyükşehir'le birlikte işte asfalt buraya kadar geldi. Baharla birlikte bize kadar gidecek. Kaldırma vesaire. Tabii Türkiye gelişiyor, büyüyor. Bu anlamda şehirlerde bunun bir lokomotifi, daha doğrusu tetikleyicisi. Az önce Yıldızlı'da da, Durlaz'da da bahsettim. Önümüzdeki süreçte yani ölmez sağ kalırsak aklımızda kalsın, işte belediye başkanı gelmişti böyle demişti diye. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra artık yaşam böyle küçük gibi, küçük derken büyük köylerde, büyük şehir merkezinden uzak yerlerde insanlar buraya yaşamaya gelecek. Bu Avrupa'da birçok ülkede böyle. Dolayısıyla bu Büyükşehir Yasası'nın da bize aslında amaç ve mantık olarak da yaklaşımı bu. Konuşmalı haberlerde kendimiz seslendirme yaparak haberlerin içerisine fazla girmemeye çalışıyoruz. Belediye Başkanı Özkan Özgüven'le konuştuysa, neyi paylaştıysa onu sizlere aktarıyoruz değerli izleyiciler. Ve Özgüven'in açıklamalarını dinledikten sonra şimdi kameralarımızı dün akşama çevirelim. Malumunuz dün 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü ve bu noktada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir akşam yemeği icra edildi. Bu yemeğe RT Televizyonu çalışanlar da katıldı. Hem Başkan Tahir Akyürek hem de Konya Valisi Yakup Can Polat konuşma yaptı. İşte elde edilen o görüntüler.
Konya Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Konya'nın 31 ilçesinde görev yapan basın yayın kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını bir araya getirdi. Kalihan Ecdat Bahçesi'nde yoğun katılım ile yapılan programda konuşan Vali Yakup Can Polat, basının milletin gözü, kulağı ve dili olduğunu söyledi. Can Polat'tan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek söz aldı. Haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecinde de büyük katkı sunmaktadır. Zor şartlar ve imkanlar içerisinde milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Konya yeni büyükşehir yasasıyla birlikte 31 metropol ilçeye kavuşmuş oldu. Konya basını dediğimizde itiraf etmek gerekirse önceden sadece daha önceden tanıdığımız, yakın çevremizde bulunan, Konya merkezde bulunan arkadaşlarımız doğrudan hatırımıza geliyordu. Fakat şu anda artık yasal olarak da mevzuat olarak kamu idaresi yönetiminin de hatırlatması ve yönlendirmesiyle Konya basını dediğimizde Taşkent'ten Çelti'ye, Cihanbeyli'den Bozkır'a, yani tüm Konya'mızın tamamını kapsayan bir düşünceyle hareket etmemiz gerektiği önümüze konulmuş oluyor. Belki bu 3 yılda, 4 yılda bu birlikteliği yerel yönetim açısından arzu ettiğimiz doğrultuda, arzu ettiğimiz seviyede oluşturamamış olabiliriz. Fakat Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak elimizden geldiği kadar basın kuruluşlarımızla, gerek özel ilanlarımızda, gerek diğer çalışmalarımızda bir işbirliği içinde bulunmaya gayret gösterdik. Basın mensuplarımız bir konuya değinmişse, bir eleştiri getirmişse ya da bir konuda bir tarizde bulunmuşsa bu noktada şöyle kendimize dönüp bakıyoruz. Bu söylenen doğru mu değil mi? Ya da o söylenen vasıf bizde var mı yok mu eleştiri elde olsa? Varsa kendimizi düzeltmemiz, yoksa konuyu izah etmemiz gerekiyor. Kendimizi düzeltmemiz boyutunda öz eleştiri yapıyoruz. Fakat izah boyutunda zaman zaman zayıf kaldığımız, öz eleştiri olarak söylüyorum onu da, olabiliyor. Konya basını bu konuda, yol göstericilik konusunda, işbirliği konusunda, şehir gündemini oluşturma ve şehir projelerine destek verme konusunda Türkiye'deki diğer illere örnek bir yapıdır, örnek bir kurumdur, kuruluştur, kuruluşlardan oluşan bir bütündür. Şimdi ise Türkiye gündemini izleyelim. Taşeron işçilerin kadro başvurularında bugün son gündü. Kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün itibariyle sona erdi. Kamudaki 450 binle belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekiyordu. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Başvuruların ardından sınavlar 3 ile 22 Mart arasında yapılacak. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Hoş geldiniz.
Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek. Buyurun, buyurun. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Gündeminde terörle mücadele vardı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru konusunda çok net mesajlar verdi Erdoğan. Kim sonra da yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin kararlılığımız tamdır. Sabrımız azalıyor dedi. Birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz. Terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de, işte oralar hep Misak-ı Milli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de tek bir teröristin kalmayacağının altını çizdi. Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler ve bu işi bitireceğiz. Tek terörist kalmayacak bu ülkede Allah'ın izniyle. Aynı şey FETÖ'cüler için de geçerli. Onlar da. Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarı'na verdiği talimatı da anlattı. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması. Eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim. Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. Mahkeme yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki yayın yönetmeni Turhan Günay'la tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını verdi. Yüksek Mahkeme Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Turhan Günay'a ilişkin olarak hak ihlali kararı verildi. Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Aslan'ın talebi ise reddedildi. Adalet Teşkilatı'nın FETÖ'cülerden temizlenmesi için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5000'in üzerinde yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması yetkilileri harekete geçirdi. Habertürk gazetesinin haberine göre bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk oluşturacağı dikkate alınarak ilgili bakanlıklar ve HSK arasında sevk tehir protokolü imzalandı. 10 yıl süreyle geçerli protokole göre HSK henüz vatani görevini yapmayan hakim ve savcıların listesine Milli Savunma Bakanlığı'na gönderecek. Bakanlıkta listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşına dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. HSK protokol imzasının ardından resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunan 2033 ismi yayınladı. Komando! Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hakim ve savcılar da erteleme için HSK'ya başvuracak. Evo
Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Biz Aksaray ve Ereğli'de kuru yemiş dendiği zaman akla gelen büyük bir firmayız. 40 yılı aşkın bir süredir sadece damak tadı için çalıştık, çabaladık ve hedefimize ulaştık. Tedarikten üretime, üretimden dağıtıma kadar olan tüm süreçlerde Türkiye'nin en iyi kuru yemiş markalarından biri olmak için kaliteye yönelik yatırımlar yapıyoruz. Büyümenin lideri ve kalitenin garantisi olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Ereğli'de müşteri memnuniyetini ön planda tutmak için çalışıyoruz. Her gelen müşterimize taş değirmenlerde çektiğimiz o nefis Türk kahvesinden ikram ediyoruz. Taze ve günlük olan kuru yemişlerimizin yanı sıra lokumlarda kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Lezzetin en taze hali sloganından yola çıkarak kendimize güveniyoruz. Bu lezzeti seveceğinizi adımız Haluk Aydın gibi biliyoruz. Siz değerli Ereğli halkını iş yerimize bekliyoruz. Adres Ziraat Bankası'nın merkez şubesi yanı İnönü Caddesi Anıl İşan 6. Telefon 712-7711. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Değerli izleyenler, bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.